Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? 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 Ama bu bencillik. Olsun demek bencillik abla. Sanırım bana sorulmuştu ama. Merhabalar sevgili Manşet 23 izleyicileri. Bugün sizlerle beraber vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kime vereceklerini soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Buyurun izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum canım benim. Neden peki? Ben Kahramanmaraşlıyım. Çünkü bu zamana kadar o adamın yapmadığı bir şey kalmadı. Tamam mı canım benim? Tabii, çok geçmiş olsun bu arada. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O adam giderse Türkiye bölünür. Suriye, Irak, İran. 96'da rahmetli Erbakan hükümet olduğunda dedi ki Suriye'ye girildiği gün hedef Türkiye'dir dedi. Şu an 6 tane parti 6-6 bir birleşti. Türkiye'yi bölecekler canım. Biz neçe günler gördük. Ben 66 yaşındayım. Kahramanmaraş'ta enkazın altında da çıktım. Milli Eğitim emeklisiyim. Milli Eğitim'de memurdum. Emekli olarak ayrıldım. Mevzu budur. Vallahi o zaman olsun ya bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Aklınızdaki isim kim? Ya şimdi şöyle bir durum var. Bu adam 20 senedir yeter ya başkasına bakalım. Başkasından kastınız Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi peki sizce? Muharrem İnce uzakta. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorsunuz. Vereceğiz, ne yapacağız? Peki. Başka bir tane gelsin. Yani bir zaman değişilsin. Ya ne yapalım? Ben işte bu dünyanın şey cilvesidir, yeter. Eski atasözü ne diyordu? Su destilerde kaldı mı kokar. O destiyi değiştirdiydi. Öyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a. Çünkü ondan başka bir lider göremiyoruz Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan. Yani güveniyoruz. Diğer 8 tane Kırgız'a güvenmiyoruz. Anladım. Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Daha da yönetecek. Allah ona hayırlı bir ömür versin. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı birleştiği için biz de Milliyetçi Hareket Partili olduğumuz için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Bundan başkası da yapamaz. Aynen. Kılıçdaroğlu diye zannetmiyorum. Onun olacağı balonları yavaş yavaş patlıyor. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şey. Katilim arkadaşım senin katilim. Kılıçdaroğlu. Neden peki? İşte bir değişiklik olsun. Kılıçdaroğlu düşünüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a. Ölümüne Fatih Erbakan. Neden peki? Nedeni bugünkü şartlarda hayat zorlaştı. Ekonomi çökmüş durumda. İnsanlar perişan. Kiralar astronomik rakamda biliyorsunuz. Bir değişim şart ya hocam. Ondan dolayıdır diye düşünüyorum. Ben de reis. Başka kimse yok. Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünüyorsunuz. Aynen. Biz CHP'liyiz açıkçası. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ayıbı. Tabii ki liderimize vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Neden? Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bu millet için çalışıyor. O hain değil. Herkes atıp tutuyor ama o adam dimdik duruyor. Allah'ın izniyle onun yanında her zaman. 20 senede verdik, 20 senede olsa yine de vereceğiz. Aynısını. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Yani yaptıkları şeyleri görüyoruz. Bayağı bir katkısı oldu o yüzden. Yani bunda şüphe mi var şimdi? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Valla demeye gerek yok. AK Parti'ye. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünüyorum. Valla Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Kime bırak baba? Başka adam yok ki bırak. Başka adam yok. Reise yine bırak seçimde. Daha evvel iyi Parti'di giden seçimde. Şimdi Tayyip Erdoğan'a dedi. Tek sebebi PKK. PKK ile hareket etmeleri bizi tamamen bizim köydeki eski iyi Partililer hepimiz döndük AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a.
Tek sebebi İyi Parti'nin, yani bunu İyi Parti'nin yöneticileri de duysun. Türkiye duysun. İyi Parti'nin PKK ile hareket etmesi bizleri tamamen Tayyip Erdoğan'a yönlendirdi. Oyumuz bundan sonra Elazığ olarak, eski İyi Partililer olarak hepimiz Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Tek sebebi vatanımız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden peki? O daha iyi. Tabii ki de reise vermeyi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan tabii ki. Tayyip Erdoğan. Reis. Yani, reis. Sanırım bana sorulmuştu ama Muharrem İnce. Neden peki? Tek çare Muharrem İnce. Yani hani yeter artık. Cumhurbaşkanına açık oyumu kullanıyorum. Milletvekiline zorunluluk vermem. Milletvekiline oy vermem. Millet şu andaki tabloda milletvekili, eski milletvekili hiçbirine oy vermem. Cumhurbaşkanı açıkta oy kullanın. Vallahi ince ince Muharrem İnce abi. Yapacak başka çare yok. Yine Cumhurbaşkanımıza saygımız var ama bilmiyorum, bakacağız yani, duruma göre değerlendireceğiz. Şu an akli dengemiz yerinde değil depremden dolayı. Çok olay yaşadık, çok deprem yaşadık. Psikolojik, ben Malatya'dan geliyorum, buralıyım. Geçmiş Allah olsun. Yardımcımız olsun, ne yapalım? Kader. Yapmayalım ama biz de Muharrem İnce'ye vereceğiz ha. Muharrem İnce'ye vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a. Tabii ki. Allah başımıza eksik etmesin inşallah. Erdoğan'a vereceğiz. Başka kime verebiliriz? Cumhurbaşkanlığı seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Neden peki? Seviyoruz. Her zaman yanımızda oldu yani. Tamam, yokluk çekiyoruz ama yine sağ olsun adam her zaman dinimizde yani önde. Ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden peki? Ben onda insanlık görmüşüm, destek görmüşüm. Tabii bütün ülkeyi o yönetiyor. Ama bizim hakkımız, lütfen yanlış yapmasın bu konuda. Güzel yönetiyor. Ben hem elektrikte faydalanıyorum, yardımda faydalanıyorum. Daha herkes de o arkada faydalanıyor, bakıcı veriyor. Daha bu Türkiye Cumhuriyeti'miz daha ne yapsın? Evet. Sadece senin faydalanman tüm Türkiye'nin faydalanması demek değil ama ha. Ama bu bencillik. Olsun demek bencillik abla. Sadece senin faydalanman tüm Türkiye'nin faydalanması demek değil ki. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kim ki yurdumuza faydalı olursa ona veririm. İsim olarak kim var aklınızda? Aynısı. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Neden peki? Öyle gerekiyor. İyi günler. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Muharrem İnce. Neden peki? Çok sevdiğim bir adam olur kendisi, o yüzden. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Neden peki? Oraya çalışıyoruz biz.